Malzemelerini görünce bir an eyvah dedim, Meltem abla nasıl yapacak? Ama sen yaparsın. Yani aslında şöyle bir şey, kendi yöresine ait, kendisi yapan o Güneydoğu'daki hanımların ellerinden öpüyorum. Evet. Gerçekten çok kolay bir şey değil. Ama biz gibi şehirde yaşayan, bu işi kolaylaştıran, o lezzeti de tatmak isteyenler için kolay bir içli köfte tarifi i̇çli vereceğim. İçli köfte yapıyoruz, harika. Evet. Ben şimdi İskenderun'da bir içli köfte yemiştim. Sahiplerine de sordum nasıl yaptınız diye. Yani ben zaten bir sayfa not aldım nasıl yapıldığıyla ilgili, tarifiyle ilgili. Yapabilmem de mümkün değildi bence onu. Çünkü çok meşakkatli. Çok öyle meşakkatli. İçli köfteyi bir dakikada lok diye yiyoruz. Tabii. Ama çok zor. Biz bugün kolay bir içli köfte yapacağız. Evet. Selam olsun buradan eğer bizi izliyorsanız. Tiyatro turnesiyle gitmiştim. Aa, ne kadar güzel. Çok güzel bir anıydı benim için. İçli köfte yapıyoruz. Enginar salatası yapıyoruz. Başlayalım evet. Aşkım vaktimiz şimdi lazım. Bu içli köfteyi yapıyorum. Enginar salatasını senin için yapıyorum. Ay harikasın. İçli köfte için ne gerekiyor? 300-350 gram kadar kıymam var. Soğanla güzelce kavurdum. Biraz salça ilave ettim. Hı-hı. Ve ceviz koyuyorum. Hı-hı. İçine biraz. Kırılmış ceviz. Evet ve harmanlıyorum. Ay özür dilerim. Ah rica ederim kibarım şey, benim. Bir şey ben dokundum. Ben dedim bir şey mi diyecek acaba? Öhü yaptı bana. Yok öhü yaptım. Değil. Alerjik ya. Evet. Bu tuz karabiber hemen bize öksürtüyor. Evet evet hemen öksürtüyor. Bu iç malzemesi. Tamam. Ne var bunun şöyle için? Soğan, kıyma, kırmızı biber evet. Ve ceviz ekledik. Evet. Yani onlar işte sumak suyu ilave ediyorlar. Dediğim gibi o güzel lezzeti yakalamak için fazlaca baharattan faydalanmak lazım. İçine ince ince doğranmış maydanoz ilave edilir mesela edilebilir. O tamamen iç malzemesi biraz damak zevkinize göre ayarlayacağınız bir şey. Şimdi hemen şeyi ayarlayayım istersen dış malzemesini. Dış malzemesi için ne gerekiyor yani o dıştaki güzel bulgurlu kısım için? Bir bardak kadar bulguru evet. Kısır yapar gibi ıslattım. Tamam. İrmik ilave ediyorum. Un ilave ediyorum biraz. Biraz da böyle kırmızımsı olsun diye salçam var. Oh, onu ilave ettim. İrmik, şimdi, un, salça. Tuz, karabiber ve kırmızı pul biber veriyorsun sen bana. Hemen. Ve biraz da su ilavesiyle kimyon seviyorsanız kimyon yakışıyor. Kimyon ilave edebilirsiniz. Evet o da çok güzel olur. Tamam. Şimdi bu biraz su ilavesiyle oradan bana birazcık su ilave edersen. Şöyle minik minik. Tamam yeterli sanırım. Tekrar isterim yetmezse. Tamam. Ne istedin başka? Ne güzel olur dedin. Kimyon mu? Valla kimyon güzel olur. Kuru nane güzel olur. Hepsi çok yakışır. Hemen bir renk versin. Evet şöyle. Hemen bir renk verdi. Dediğim gibi kıyması da güzelce soğan. Sumak suyu bekletirler. Birazcık evet. O sumak suyundan ederler. Mayhoş verir. Bir şey söyleyeceğim. Top top bir şey vardı. Hep adını unutuyorum. Ne onun adı? Bak şimdi top top deyince nereden karanfil hatırlayacaksın? Mi? Değil. Karabiber. Top karabiber değil. Değil. Ne renk? Neyse. Daha açık renk böyle. Açık renk top top bir şey vardı arkadaşlar. Neydi? Muskat. Bana bakmayın. Değil. Top top açık renk kırmızı bir şey. Kırmızı mutfak değil. Bej rengi. Uçuk. Ha, bej rengi. Uçuk bej rengi. Bir baharat. Dur. Baharat. Neyse nedir? Aklıma gelmedi. Bir daha aklıma bir geldiğinde bakalım. Söyleyeceğim. Onun suyunu ıslatırlar, onunla ıslatırlar bunu da bilemedim Allah şimdi adını. Allah. Ne bak şimdi söylenecek şey mi? Bak herkesin şimdi, aklına takılacak. Neyse şimdi bulacağız ya. Yasin, baharat çeşidi açık renk top top. Yaz, tek tek bize oradan yaz. Aha, oradan yaz bize çıksın, süpersin. Şimdi şöyle bir hamur yaptım. Evet. Güzel şu kıvamda bir hamur. Şimdi bunu deneyeceğiz makinede. Tamam. Elde açmak ben elde açamıyorum diyenler için kıyma makinesinde rahatlıkla yapabilirsiniz bunu. Hı hı. Bu kıyma makineleri de öyle çok fiyatlı bir şey değil. Değil çok değil uygun mi? Fiyatlı. Evet. Çok güzel. Şimdi. Hı. Evet. Yapmış bunu evden getirdim harcı, evden getirdim. Tabii ki. Yok yok. Tabii ki de. Olmazsa olmaz.
Çünkü ben gerçekten itiraf edeyim, o Güneydoğu'daki hanımların gerçekten ellerinden öpüyorum. Onlar kadar ince ve onlar kadar mükemmel açamıyorum. Yine buradan teyzemin kızı, o da Antakya'da yaşıyor. Kulaklarını çınlatayım. Dedi ki işte elde içli köfte yaptım falan, dedi ki aa makinede yapıyoruz biz bile, değil misin sen uğraşıyorsun? Hemen gidip makine aldım. Çok iyiymiş. Ama harika. Tabii ki elde açmak bu işi gerçekten. Hazır mı? On. Açıyorum. Evet. Burada maksat bunu inceltmek mi demek? Evet, ince açarildi. Yasemin'cim buldun mu? Dur ben hatırlayacağım. Bak böyle çıkıyor. Kopardım. Bunları da atalım. Biraz ses çıkıyor ama... Şimdi kapatacağım. Güzel bir şey oluyor. Elde açmaktan daha kolay. Kesinlikle. Yapmak. Zaten mesele o. Çok güzelmiş Meltem abla. Tamam kapatalım. Şimdi hemen bir bardak su alıp geliyorum. Şuradan güzel, bir hemen bardak alayım. Mükemmel. Bundan sonra şöyle göstermek şimdi bunu... istiyorum. Bakın efendim, kıyma makinesinden çıkmış içli köfteler için Meltem abla bunları harika bir şekilde hazırladı. Şimdi bunu çok güzel içli köfte haline getireceğiz. Yani asıl mesele şu şekli vermek ve inceltmek bu. Tabii onu yapmak malzemeyi, yani. Malzemeyi, bulguru. Şimdi marifet. Marifet bu. Yani içli köftenin, çiğ köftenin hepsinin ayrı ayrı lezzetleri var. Lezzeti yakalamak ve ne sevdiğini bilmek aslında biraz damak zevkinden doğru orantılı ama bu şekli vermek gerçekten el becerisi gerektiriyor. Bunu haşlama yapacağım. Tamam. Niye haşlama tercih ettin? Sen kızartma. Kızartmayalım. Kızartmayalım yani, dedim şimdi. Kızartmanın da tadı yani. Lütfen kızartmanın da tadı bu içli köftede. Bir başka değil mi? Ya, mükemmel oluyor yani. Şimdi şu uç kısmını birleştiriyorum elimi suya batırarak. Sonra bunu istediğin için ben böyle uzun uzun yaptım, evet. Ya bunları ikiye böleceğim. Bunu istediğin büyüklükte yapabilirsin. Biraz daha elini ıslatarak biraz daha inceltebilirsin. Sonra hemen bir kaşık yardımıyla, hatta böyle bir şey şöyle doldurmaya başlıyorsun. Evet, hazırladığın iç harcını. Çok güzel. Şimdi bu kolay değil mi? Bunu herkes yapabilir. Aynen. Bence. Ha. Ortadan ikiye bölüyorum onu uzun uzun yapıp. Bu uzun değil mi? Bunu böleyim mi? Uzun. Evet, bölebilirsin ikiye. Sonra da uç kısmını şöyle çevire çevire çevire. Delik olmaması lazım. Şöyle elinizi sık sık ıslatın. İşte sana. Bak sen de yaptın ne kadar güzel. Şahane içli köftelerimiz hazır. Ay çok güzel. Hı. Harika bir şey yapıyoruz hanımlar. Deneyiniz. Peki evde şu an makinesi olmayanlar için bunu inceltmenin başka bir yöntemi nedir? Vallahi şeyde yapıyorlar bunu. Streç filmi bardağın üstüne. Evet. Koyup bana verdikleri tarif orada. Evet. Streçini. Sonra sıvıyıp onu, o da bir formül yani, onunla da yapılabilir. Ben bunu bazen böyle uzun uzun dolduruyorum. Bazen minik minik tek atıştırmalık. Hani böyle işte kokteylleri bir yere gidersin ya da düğünde filan tabaklarda içli köfteler olur ya, minicik. Evet. Minicik. Evet, şimdi sen minik yapayım mesela. Ha, minik minik yapıyorum bazen. O artık büyüklüğü küçüklüğü tamamen sizin zevkinize kalmış. Ama inceltme noktasında gerçekten incecik incecik hale getiriyor. Elinizde bu kadar ince açamıyorsanız bu makineyle bu işi yapmak gerçekten güzel bir formül. Şimdi sen bebek yapıyorsun bir tane. Aynen, bir tane orada ufak buldum, böldüğü. Bir deneyelim bakalım. Hmm. Açılmıyorlar değil mi Meltem abla? İşte haşlanırken. Böyle. Yok hayatım, açılmıyorlar. Yani şey, elini ıslatıp aslında
bu açık yerleri ya da çatlamış gibi gözüken yerleri tekrar sıvamak lazım. Şimdi çok içli köftenin dışına çıkacak bu tarif biraz ama ben kızlara dedim ki bir de sarımsaklı yoğurt bulunduralım. Harika olur. Evet. Niye? Mesela bizim evde şey seviyorlar. Bunu haşlıyoruz. Haşladıktan sonra üstüne sarımsaklı yoğurt koyuyorlar bunun. Onun üstüne de kızdırılmış tereyağı döküyorlar. Ona bayılıyorlar. Çok güzel. Bu biraz içli köfte ama tarifinin yani dışında bir şey oluyor ama. O kızdırılmış tereyağı ve sarımsaklı yoğurdun üzerine gidip de insanı mutlu etmeyen herhangi bir yemek var yok, mı? Yok değil mi? Neyin üzerine koyarsın? Her şeye yakışıyor. Patates kızartmasının üzerinden makarnaya, kuru köfteden kızartmalara. Her şeye kabak, yakışıyor. Kabak, patlıcan, domates, biber. Hepsinin üzerinde mükemmel. Yani ben yoğurt çok sevdiğim için ama özellikle ev yoğurdu çok sevdiğim için. Şöyle sıkı sıkı dolduruyoruz içine. Bayağı içli köfte yaptık bir dakikada farkında mısın? Aynen Meltem ablacığım. Yani içli köfte yapmayı gözünüzde büyütmeyin. Tabii ki yöresel olarak şahane onların yapmış olduğu gibi bir içli köfte yapmayı kimse sizden beklemiyor. Ama bunu bile yapsanız gerçekten çok havalı gözükecek. Bak ben de Meltem abla gibi yapıyorum. Bak bakayım. Aşağı. Şöyle ellerinde çevire 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 yapıyorlar o ağız kısmını kapatmak için. Gayet de iyi oldu değil mi içli köftelerimiz? Şöyle kaynayan suyun içine de atıyorum içli köftelerimi.